Bu malı cennete ulaştıracak bir mal etsin. Yani senin için cennete ulaştırıcı bir aracı kılsın ki mübarek olsun. Tebrik edilecek, tebrik de mesela oradan gelir. Tebrik olsun deriz ya işte. Tebrik de aslında buradan gelir. Yani seni yücelere ulaştıracak bir şey olsun. Hani kazanan adam tebrik edilir değil mi? İşte en yüce makama geldiği için ya da en iyisini gerçekleştirdiğinden dolayı tebrik ederiz. Tebrik de oradan geliyor. Yani eğer bize verilen nimet aslında söylenen sana mübarek olsun bu denilmeden maksat aslında bir dua cümlesidir. Allah sana bunu mübarek kılsın. Yani seni bunu Allah yolunda kullanıp seni yüce bir makam olan cennete yerleştirsin diye bir dua cümlesidir aslında. Mübareğin böyle bir manası var. Bunu da öğrenmiş olduk. Yani burada Allah-u Teala kendisi için de bereket diyor. Çünkü en yüce olan O'dur. O Furkan'ı indirmiş. Hak ile batılı birbirinden ayıran şeyi indirmiş. Yani bir insan hakkı ve batılı nereden öğrenecekmiş demek ki? Kur'an'dan. Çünkü Allah-u Teala hak ve batılı birbirinden ayıran şeyin Kur'an olduğunu söylüyor. Peki ne diye Furkan olarak, Kur'an olarak belirledi bize? Yani Furkan olarak isimlendirdi Kur'an'ı. Hak ile batılı birbirinden ayıran şeymiş demek ki Kur'an-ı Kerim. Yani ben hakkı ve batılı bilebilmem için Kur'an'ı iyi tanımam gerekiyor. لِيَكُونِ لِلْعَالَمِينَ نَذ۪يرًا Uyarılalım diye. Uyarı levhaları olsun diye. Bu haktır, bu batıldır. Bak seni, sen bu yoldan gidiyorsun ama bak bu uçuruma gidiyor. Bu batıldır diye sana uyarı levhası koyar. İşte nerede hız yapacağını, nerede hızını azaltacağını sana belirler. Hak ve batılı bana bir uyarı olsun diye benim önüme koyan bir kitapmış. Yani benim levhaları tanıma adına bir bilincimin olması gerekiyormuş. Mesela ehliyet sınavına çalışmayan bir insan levhalarından bazılarını anlayamaz. Çocuğa sorsanız mesela az buçuk anlayamaz. Ya bu yazı ne? Bu ne yani? Herhalde süs olsun diye konulmuş zanneder mesela. Ama öyle değil. Benim o levhaları tanıyabilmem için yani hangisi hak, hangisi batıl, uçurum hangisi, işte o, şu ne demek, bunu bilebilmem için benim Furkan'ı bilebilmem lazım. Yani hak ile batılı birbirinden ayırt eden şeyi bilmem gerekiyormuş ki uyarılabileyim diye. Onun için biz Furkan'la uğraşacağız, Furkan'ı tanıyacağız. Yani hak ile batılı birbirinden ayıran kitapla hemhal olana hemhal olunacağız. Ki Furkan'ı tanıyabilirim. Hak ile batılı birbirinden ayıran şeyi bilebilirim diye. Bu yoksa emin olun ki hak ile batılı bilme adına, batıla sapma adına bizim yönelişimiz kolaylaşır. Ama bilirsek bizim batıla yönelişimiz değil de hakka yönelişimiz kolaylaşır. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesela bir hadis-i şerifinde şöyledir. Hepimiz biliriz. En hayırlılarınız, sizin en hayırlılarınız kimlerdir der? Kur'an'ı öğrenip öğretenler. Kur'an'ı öğrenen öğretenimizdir der. Bak, üçüncü bir sınıf yok. Kur'an'ı ya öğreneceksin ya öğreteceksin. Yok ben iki sınıftan olmuyorum, sen en hayırsızsın. Yani ya öğrenen olacaksın ya öğreten olacaksın. Başka yol yok. Bunun için sahabe hep bunun içerisindeydi. Kur'an'ı öğreniyorlardı. Yani sadece Arapçasını öğrenme adına mı bir gayret olacak? Yok, öyle değil. Öyle öğrenme değil. Hem Arapçasını öğrenme adına hem de içindeki emir ve yasakları, yani hakkı ve batılı bana bildirecek olan şeyleri de hem bilecekmişim hem de öğretecekmişim. Kime? Çoluk çocuğumu başta olmak üzere çevremdeki insanları bildirmek durumundaymışım. Demek ki ben en hayırlılardan olabilmem adına benim için iki şey olmam gerekiyor. Ya öğrenen olacağım ya öğreteceğim. Başka üçüncü bir şık yok. Bir tane daha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iki tane hadisini de söyleyeyim aklıma geleni. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki kimin kalbinde Kur'an-ı Kerim'den bir şey bulunmazsa o harap olmuş bir ev gibidir. Subhanallah. Kimin kalbinde Kur'an'dan bir parça bulunmazsa o harap olmuş bir ev gibidir. Şimdi harap döküp ev neye benzer? İçinde ne yenilir, ne içilir, ne oturulur, ne yatılır, hiçbir işe yaramaz. Haraba. Haraba. İçinde bir şey yapılmaz.
Ama Kur'an okuyanın, Kur'an'la hemhal olanın, onu öğrenip hayatına aktaran insan bir ev misali gibidir. Orada hem yenilir, hem içilir, hem barınabilir. Ama eğer Kur'an'dan bir parça bizim içimizde yoksa, Allah muhafaza, Arapçasından tutun da emir ve yasaklarını bilme adına denilen şey. Yani bunlardan bir parça benim içimde yoksa Allah korusun. Benim kalbimde ben harabe bir eve dönmüş kişilerden. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu der. Bir tane hadisini de bitirin, ondan sonra ilgili ayetlere geçelim. Diyor ki insanların arasında Allah ehli olan insanlar vardır. Allah dostu olan insanlar vardır. Sahabe hemen soruyor. Kimdir ya Resulallah? Sizce ne cevap verseyim? Biz mi? Onu okuyan mı? Nasıl? Öğrenen mi, öğreten mi? Der ki Allah ehli insanlar Kur'an'ı öğrenip hayatına aktaran kişilerdir. Yani kim Kur'an'la hemhal olup onun okumasıyla gayret eden, yani okuma çabası içerisinde olup okuduklarını da hayatına aktaran kişi Allah ehliymiş. Yani Allah dostudur. Yani bizler de Allah ehli, Allah dostu bilebiliyormuşuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vasıflandırmasına göre. Yani ben de Allah dostu olabilmek istiyorum. Ben de o gruptan olabilmek istiyorum diyebiliyorsak, böyle bir çabamız, böyle bir düşüncemiz varsa Peygamber seni müjdeliyor, yolu gösteriyor. Diyor ki Kur'an'la hemhal ol, onu oku ve hayatına aktar. Bunu yaptığın zaman sen artık Allah ehliyesin, Allah dostusun der. Amin. Gelelim şimdi, eğer Kur'an'ı terk edersek ne olur? Yani bu kitabı aldık, bize indirilen kitabı terk ettik, bir kenara bıraktık, farklı yollara tabi olduk. Bunun dışında Kur'an'ın bize gösterdiği yoldan değil de farklı bir yoldan gitmeyi tercih ettik, ne olacak? Sonuç şu. Furkan suresinin 26 ile 30. ayetleri arasında bir pasajı ben aktaracağım. Allah-u Teala şöyle der. El mulku, mülk, egemenlik, otorite, yevme ilini le hakku lirrahman. Rahman olan Allah içindir. Gerçekten Allah içindir. Rahman olan Allah içindir. Yani mülk, saltaniye, saltanat, egemenlik, otorite. Tamamen Allah'ındır. Bu dünyada da öyle, diğer dünyada da öyledir. Mülk denilen şey yer ve sahiplenme. Yani yer ve gök, bütün her şey Allah'ın mülkü. Biz de Allah'ın mülküyüz. Yani her şey Allah'ın mülkü. Allah'ın mülkünde olmayan bir şey var mı? Yok. Niye peki mülk sahibi Allah? Çünkü yaratan o. Yarattıysa yarattıklarına sahip olan da yaratan olmalı. Peki yarattıklarına söz sahibi kim olmalı? Yarattıkları mı olmalı yoksa yaratan mı olmalı? Yaratan. Yaratan olmalı. Çünkü yaratan o, yarattıklarına sahip olan o ve sahip olduklarına söz geçirecek, otoriteye sahip olacak, egemenliği kendi elinde bulunduracak olan da sahip olan olmalı. Öyle değil mi? İşte bugün de egemenlik Allah'a verilmeli. Otorite Allah'a verilmeli. Saltanat Allah'a verilmeli. Allah'ın düzenine göre, Allah'ın istediklerine göre düzen olmalı. Çünkü güneş, kainat, bütünüyle bütün varlıklar Allah'ın koyduğu bir düzen çerçevesinde hareket etmekte. Sadece insanoğluna bir seçim hakkı verilmiş. Bu da imtihan alanı oluşsun diye. Mülkü Allah'a verecek mi, vermeyecek mi? Yani mülkü Allah'tan bilip her şeyi Allah'ın mülkü olarak bilip onun istediği doğrultuda kullanabilecek mi, kullanamayacak mı? Bunu sınamak için gönderdi. Bir günde bazı insanlar mülkiyeti, yani egemenliği, otoriteyi başkalarına veriyor. Allah korusun. Bu anlayış şirktir. Allah muhafaza etsin. Yani mülk, egemenlik, otorite hem bu dünyada da hem de ahirette de Allah'a aittir. Dediğim gibi yaratan o, yarattığını terk etmeyen o, yarattıklarına sahip olan o, sahip olduklarına da söz hakkı söyleme sahibi de, emir ve yasak belirleme de ancak sahip olunana aittir. Öyle değil mi? Hepimiz ev sahibiyiz mesela, değil mi? Mesela birisi, yoldan geçen birisi gelirse, evin içine girdi ya da bir misafir geldi,
ya dedi kardeşim bu koltuk burada olmaz, bunu taşıyalım diğer odaya. İşte yatak odasındaki yatağı alalım, misafir odasını alalım. Yani izin verir misiniz? Havasını kırarsın. Arkadaş, ev benim evim, sana ne oluyor? İstediğimi istediğim yere koyarım. Bu benim saltanatım, bu benim ülkem. Sen nasıl karışabilirsin? Bir çıkışırız değil mi? Yani bir şey bir yerinden bir şey oynatıp başka bir yere koymasına bile tahammülümüz olamaz değil mi? Hmm. Bu saltanat, bu ülkem bütünüyle Allah'ın. Allah söz sahibi. Allah nereye koy denildiyse oraya koyulmalı. Çünkü ona ait. Biz de ona ait. وَكَانَ يَوْمَ عَلَى الْكَافِرِينَ عَصِيرًا O gün kafirler için çok zorlu bir gündür. وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ O gün zalimleri görürsünüz, yani zulmedenleri görürsünüz. Zulümden ne anlıyorsunuz? Bir de onu söyleyeyim. İşkence alın dedi. Şirk. Tabi Lokman suresinde Lokman aleyhisselam kendi oğluna öğüt verdiği zaman inne şirke le zulmun azim der. Ey oğulcum muhakkak ki şirk en büyük zulümdür der. Peki niye şirke zulüm denildi ki? Yani Allah'a eziyet mi ediliyor? Haşa ve kella. Allah'a işkence mi ediliyor? Haşa ve kella. Arapçada zulüm kelimesi bir şey, bir yani bunun yeri buraysa burada olmalı. Bu adalettir. Ama bunun yeri bura olduğu halde ben bunun yerini değiştirip şuraya koyuyorsam ben buna zulmetmiş oluyorum. Yani yerinde olması gerekeni yerine koymuyorsam ben zulmetmiş oluyorum. Anladınız mı? Yani yerinde olması gerekeni ben yerine koymuyorsam zulüm etmiş oluyorum. Mesela bir bardak düşünün. Hatta ayet iniyor. İmanlarına işte zulüm karıştırmayanlar kazananlardır. Herkes bir afallıyor. Çünkü onlara göre işte zulüm böyle şeye indirgenecek kadar basit bir şey. Yani her şey zulüm oluyor. Yani, mesela... yani bir bardak düşünün. Bardağı yerine koymadın mı zulüm oluyor. Sahabe diyor, ya Resulallah yani nasıl edeceğiz, nasıl becereceğiz? Sonra işte Lokman Aleyhisselam'ın o öğüdünü söylüyor mesela. Diyor ki, şirk en büyük zulümdür deyip onları o şeyden kurtarıyor. Yani Arap geleneğinde, Arap anlayışında zulüm öyle kullanılıyormuş. Aha. Yani mesela, şirk en büyük zulümdür. Allah'a ben işkence mi ediyorum? Hayır. Allah'a bir tek ilah bilip sadece kulluğu ona gerçekleştirmen gerekiyor. Bu adalettir. Çünkü Allah'ın istediği nizam budur. Yok ben bunu kabul etmiyorum ama ben bunun yanında başka şeyler de yerleştirip öyle Allah'a itaat edeceğim, öyle boyun eğeceğim dediğin zaman Allah'ın çizdiği, belirlediği yere o ibadeti, o kulluğu yerleştirmediğinden dolayı, ona bir fazlalaştırma yaptığından dolayı işte şirk oluyor, zulüm oluyor. Evet, şimdi zalimler. Yani zalimler kim? Kulluğunu gerçekleştirelim. Kulluğunu gerçekleştirmeyenler. Yani işkence eden, zulüm eden değil. Zaten altındaki gelen ağlıyor. Ayetler bunu açıklayacaktır. Ağlıyor. O gün zalimleri görürsün diyeceğim. Diyor Allah-u Teala. Ne yaparlar? يَعُبُّ الظَّالِمُ عَلَيْهِ İki elini birden ağzına götürdüğünü görürsün. İki elini. Hani bir işi yapamadığımızdan dolayı şöyle yaparız ya. Tüh ya. Böyle yapsaydım, tüh ya, şöyle yapsaydım diye hani bazen parmağımızı falan ısırırız ya. O gün o zalim iki elini birden götürüp ısıracakmış. İki elini birden ağzına götürüp ısırmaya girecekmiş. Şöyle ısıracakmış. Yani dehşetten dolayı, kaçırdığı şeyden dolayı, göreceği o dehşetli andan dolayı iki elini birden ağzına götürüp ısırmaya çalışacakmış. Peki ne diyecekmiş? Yakul der ki ya leyteni ah ne olaydı ben ittehaztu ma'ar rasule sebi'la keşke peygamberle beraber bir yol edinseydim peygamberin yolunun yolcusu olsaydım o yolda gidebilseydim onun gittiği yoldan ben de gidebilseydim diyecekmiş yani zalim olmasındaki sebep neymiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilerlediği yoldan gitmeme onu zalim etmiş. O da ne yapıyor? Bu zalimliğini
dile getiriyor işte. Keşke Resul'le beraber, yani Allah'ın elçisiyle beraber bir yol edinseydim. Onun gittiği yoldan gitseydim keşke. Sağa sola sapmadan, onun gösterdiği, onun yürüdüğü yoldan gitseydim. Deyip iki elini birden ısıracakmış. Peki bitti mi? Bitmedi. Ya veylete, ah keşke ne olaydı. Leyteni lem ettehi fulanen halilen. Keşke şunu 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 dost edinmeseydim. Yani birine tabi olmak, biriyle beraber olmak bizi onunla dost eder. Peygamberle dost olabiliriz. İşte onunla ne kadar tanışıp, onu tanıyıp, onun yolundan gidebiliyorsak biz onu dost edinmiş demektir. Ya da işte dedim ya, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah ehli, Allah dostu olan insanlar vardır diyor. Ne olarak tanımlıyor? Kur'an'ı okuyan, ona göre hayatını düzenleyen insanlar Allah dostu oluyormuş. Yani Allah kendisine dost bilip, Allah'ın da kendilerini dost olarak bildiği kişilerdir. Ama bunlar bu yolu seçmemiş, bu yolu terk etmiş. Başkalarını ya şeytandır, ya paradır, ya şahıstır, ya dünyevi menfaatlerdir. Bunları dost bilip sadece bunların peşinde koşturma adına bir çabanın içerisine girmiş. Şimdi de keşkelere boğulmuş. Ah ne olaydı, keşke şunları şunları dost edinmeseydi. Lakad adalleni. Peki ne yaptı bu dostlar? Yani ne etti de keşke ben bu dostları dost edinmeseydim diyor adam. Lakad adalleni ani zikri. Ba'de iz ca'ani. Bana geldikten sonra zikradan beni saptırdığından dolayı. Zikra neydi? Geçenlerde söyledik. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an için çokça zikra denilir. Zikra hatırlatan şey demektir. Zikir deriz ya. Zikir bir şeyleri bizi hatırlatacak şey demektir. Mesela ben Allahu Ekber diyeceğim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bu bana neyi hatırlatacak? Allah. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Yani kendime bunu hatırlatıyorum aslında. En büyük Allah'tır bak. Sözü dinlenecek en büyük kişi O'dur. Gidilecek, yoluna tabi olacak, kendisine kul köle olunacak en büyük Allah'tır deyip aslında bunu kendime öğütüyorum. Ya da elhamdülillah. 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 Bununla ben kendime neyi hatırlatıyorum? Övgü, hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a ait. Allah'a aittir övgü, Allah'a aittir hamd. Öveceksem Allah'ı övmeliyim. Övülecek bir hayata yönelilecekse Allah'ın övdüğü bir hayata yönelmeliyim. Allah'ım senin övdüklerini överim, seni överim, senin övdüğün bir hayata yönelirim deyip bunu kendime hatırlatıyorum. Subhanallah, 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 Subhanallah derim. Allah'ım bütün eksikliklerden uzak olan yalnızca sensin. Gündeme getirilmesi olan yalnızca sensin. Sensin gündemde olması gereken. Bu bana bunu hatırlatacak. Bunu hatırlatmıyorsa zaten o zikir olmuyor. Zikra. Kur'an için kullanılıyordu dedik. Geçen Taha suresinden de okumuştuk. Orada da zikra denilmişti yine Kur'an-ı Kerim'e. Burada da dedi. Zikra geldi, beni ondan alıkoydu diyor adam. Yani Kur'an geldi, Kur'an indi, Kur'an ellerimizde. Ama bazı şeyleri biz dost edinmişiz. Bizi bunlar ne yapmış? Bizi tutmuş. Kur'an-ı Kerim'den şöyle alıkoymuş. Bizi çekmiş, uzaklaşmış. Dönmemiş yüzümüzü. Kur'an burada kaldı. Yani zikra geldi, Kur'an geldi. O geldikten sonra beni ondan alıkoydu. Yani beni bundan alıkoyan her şeyden dolayı ben diğer dünyada pişmanlık duyacakmışım demek. Beni bundan alıkoyan her şey benim dostummuş. Yani neyle uğraşıyorsanız, uğraşınızın en çok, meşguliyetinizin en çok neye veriyorsanız o sizin dostunuz demektir ki o dostlar eğer sizi bundan alıkoyuyorsa mahşer alanındaki yaşayacağım sahne Allah korusun bu oluyor. Demek ki benim Kur'an-ı Kerim'i dost bilip temhal olmam gerekiyor. Peki ne yapıyormuş? Yani buna ittiren, insanı buna ittiren şey nedir? وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَدُولًا. Adam böyle mahşerde ağlar sızarken şeytan da orada onu
böylecene başlamışlar. Yalnız yani ne adına Kur'an dışındakilerini dost edinmeye başladı bu insan? Şeytanın fısıldalarına kulak verir. Başka şeylerle uğraşmalısın. Zaman yok. Zaman ayıracak şeyin yok, günün yok, saatin yok. Nasıl uğraşacaksın sen bununla? Değil, seni bundan alıkoyar, başka şeylerle meşgul eder. Allah korusun. Allah korusun. Bu diğer dünyada işte böyle ağlanmaya, sızlanmaya sebep olacakmış. Peki bitiyor mu? Bitmiyor. Bitmiyor. En dehşetli ana geldik. Peki bu anda peygamber mi diyecek? Mahşer alanında. وَقَالَ الرَّسُولُ Ve Resul şöyle der. Peygamber, Allah'ın elçisi şöyle der. Ya Rabbi, ey Rabbim, inne kavmi, muhakkak ki benim kavmim, yani ya kendi dönemindeki işte topluluğu olsun, ya da kendinden sonra gelen ümmeti olsun. İnne kavmi, muhakkak ki benim kavmim, ittehazû, tuttuları edindiler, hâzel Kur'âne mehcûra. Bu Kur'an'ı mehcûr edindiler. Bu Kur'an'dan hicret ettiler. Bu Kur'an'ı terk ettiler. Dehşet bir şey. Ya Rab ben şikayetçiyim bunlardan. Kavmimden ve ümmetimden. Ne adına şikayetçiyim? Bana indirdiğin ve benim veda hutbesinde onlara emanet olarak bıraktığım Kur'an vardı ya, senin kitabın vardı ya, onu mehcura, mehcur edindiler. Yani hicret deriz de, işte hecere, Arapçada hecere demek, hicret etmek demek. Mehcur da hicret edilen şey demek. Yani mehcur edildi, terk edilen bir şey olarak bıraktılar bu Kur'an. Şöyle bir cümle yapalım. Acaba bizler de Kur'an'ı mehcur edinenlerden miyiz? Yani acaba diğer dünyada peygamberin kendisinden davacı olan insanlardan mıyız? Yani mahşer alanı olacak, peygamberin davacı olacağı insanlar varmış. Kimlermiş? Kur'an'ı terk edenler. Bir gün kendi ümmeti okuma bakımından maalesef terk etmiş. Amel etme bakımından terk etmiş durumda. Hükmünü uygulama bakımından terk etmiş durumda. Yani nereden bakarsanız bir terk ediliş var. Allah korusun. Yani böyle bir terk ediliş olmayacak. Biz okuma bakımından terk etmeyeceğiz. Bu okuma bizi amele yönlendirecek. Amel bakımından Kur'an'ı terk etmeyeceğiz. Amel bizi bir şeylere yönlendirecek. Emir ve yasaklarını dinleme adına bizi hükmünü de terk etmeye yönelik. Bizim işte okumaya yönelik terk ediliş var. Toplasanız herhalde Türkiye'nin %10'u Kur'an'la hemhal oluyor. Acaba Allah bana ne anlattı diye öyle bir şey yapmışlar. Ne diyorlar ona? Röportaj yapıyorlar. Röportaj değil de araştırma yapmışlar. Türkiye'nin %10'u Kur'an okuyor Müslümanların. %3'ü acaba Allah bana ne der diye, yani bu okuyanların %3'ü. Kur'an-ı Kerim Arapçasını okuyanlar %3'ü de acaba Allah bana ne der, yani emri yasağı ne diye okuyormuş. Yani diğer kalan kısmı da %90'lık kısmı da hiç okumaya yöneliyormuş. Yani okuyanlar, okuma var, tamam var da Allah bana ne dedi, ne demedi, amele yönelik terk ediliş var. Amele yönelik terk ediliş de yok ama hükmünü uygulamada bir terk ediliş var. Allah korusun. Yani şöyle bir kendinize bakalım. Yani diğer dünyada acaba Korkan Suresinin şu anlattığı 26 ile 30. ayetleri arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mahşerde kendisinden şikayetçi ve davacı olacağı kullar varmış. Kendi ümmetinden veya kendi döneminde yaşayan insanlarından. Peki sebep neyin? Ne adına şikayetçi? Ne adına davacı? Bu Kur'an'ı onlar tuttular, edindiler. Ne? Mehcura. Mehcur edindiler. Yani hicret ettiler, terk ettiler. Bütün şeylerden hicret edip Kur'an'a bir hicret edeceklerine Kur'an'ı terk edip başka şeylere hicret ettiler. Okuma bakımından
öyle. Yol bakımından öyle. Amel bakımından öyle. Hüküm bakımından öyle. Rabbim bizleri böyle bir anlayıştan muhafaza eylesin. Rabbim bizi her türlü şeyden Allah'ın kitabı olan, bizim için Furkan, hak ile batılı ayıran, bizim için nur olan Kur'an'a hicret eden bir anlayış ihsan eylesin. Rabbim bizleri kıyamet gününde bu şekilde Allah'ın Furkan suresinde anlattığı böyle pişmanlık duyan kullarından eylemesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin şikayetçi olduğu kullarından eylemesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik.